Selamlar, bu kez meraklısına bir içerik. Bazen karşıma çıkan test kitaplarında arada bir gördüğüm bir soru tarzını ele almak istiyorum. Bu soru tarzında bloklar, yatay düzlemdeler, sürtünmeler ihmal ediliyor. Bloklar yayla birbirlerine bağlılar. Ve genelde buradan bir iple sabit bir kuvvetle çekiliyorlar. Hareket duruştan başlıyor. Yay herhangi bir şekilde gergin ya da sıkışmış durumda değil ilk başta. Şimdi bu soru tarzıyla ilgili yani bir kere bu sorunun müfredatla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. İkincisi soru yanlış çözülüyor arkadaşlar. Birçok açıdan yanlış soruluyor. Mesela şöyle soruluyor. Diyorlar ki buradan işte 10 Newton'lık bir kuvvet uygulandığında sürekli olarak bu kuvvet uygulandığında yay ne kadar açılır? Yayın açılımı ne kadar olur? Böyle sorularla karşılaşıyoruz. Bir kere arkadaşlar buradan çektiğiniz zaman burada yayın bir açılımından bahsetmek mümkün değil. Çünkü yayın açılımı sabit olmaz. Yani bu bir salınım hareketini başlatır. Şimdi eğer ben buradan çekersem kütle merkezi etrafında salınım hareketi yapar bu cisimler. Mesela burada şu nokta koyduğum nokta bu kütle merkezini gösteriyor. Bu kütle merkezi etrafında bir salınım başlar. Önce çözümü nasıl yaptıklarını anlatayım. Bir kere diyorlar ki işte yayı ip gibi düşün. Yayı ip gibi düşün. Peki yayı ip gibi düşünelim hadi. Şimdi buradan bir cismim var. Burada da bir ip var. Aynı ip gibi düşünüyorum şimdi ben bunu. Buradan ne yapıyorum? 10 Newton uyguluyorum. Şimdi burada bir ne var? T var. Şurada da ne var? Burada böyle bir T var. İp gibi düşünüyorum. 1 kilogram. E bu da 1 kilogram. Şimdi baktığım zaman o zaman bu sistemin ivmesi neymiş? Ha, bunun ivmesi 10 Newton net kuvveti olduğuna göre 2 kilogram olduğuna göre F bölü M. Değil mi? 10 bölü 2 ne olur? 5 metre bölü saniye kare. Heh, çok güzel. O zaman demek ki T şimdi şuna tek başına baktığında şuna baktığında tek başına bunu çeken zaten T olduğuna göre buna etki eden net kuvvet T olduğuna göre T eşittir M çarpı A'dan. Buradan bunu yerine koyarsanız T neymiş? T'yi bulalım hemen. 1 çarpı 5. Ha, 5 Newton'muş. Çok güzel. Demek ki yay 5 Newton kuvvet uyguluyormuş. Ha, o zaman K çarpı X eşittir. 5 Newton olmalı. K yerine de ne yazacağız? 5 yazacağız. 5 çarpı X eşittir. 5. X eşittir neymiş? 1 metre diyorlar ve çözüyorlar. Bu tamamen yanlış arkadaşlar. Niye yanlış olduğunu anlatacağım. Önce şunu şöyle kocaman bir çarpı koyayım. Aman yani videonun sadece burasını izlerler. Ha böyle çözüyormuş deyip çözerler falan. Sakın ha. Şimdi bu, bu çözümün neden yanlış olduğunu hemen şöyle ele alalım. Bakın. İvme zaman grafiklerine bir bakmak istiyorum. Bu sol cismin ivme zaman grafiği olsun. Bu da sağ cismin ivme zaman grafiği olsun. Şimdi soldaki cisme herhangi bir kuvvet etki ediyor mu başlangıçta? yay açılmamış durumda değil mi? Sıkışmamış durumda. O zaman net kuvvet sıfır. Demek ki ivmesi bunun sıfırdan başlayacak. Güzel. Bunun ivmesini buradan başlatacağım. Peki sağdaki cisme bakın şimdi. Yay şu anda herhangi bir kuvvet uygulamıyor. Sola doğru bir kuvvet t eşittir sıfır anında yok ama f eşittir 10 Newton var sağ tarafa doğru. He, o zaman bunun ivmesi ne yapıyor? Ondan başlıyor değil mi? Bunun ivmesi 10 metre bölü saniye kareden başlayacak. Bunun ivmesi sıfırdan başlayacak. Peki o zaman şöyle rastgele bir şey çizeyim. Mesela diyelim ki böyle gidiyor. Şimdi bunu çizeyim. Bu ne yapıyor? Bu da böyle gidiyor mesela. Tamam. Şimdi bu bu hesaba göre neydi? İkisinin de ivmesi eşit. Tamam. İkisinin de ivmesinin eşit olduğu pozisyon olabilir mi acaba? Evet, ikisinin de ivmesinin eşit olduğu bir an olabilir ve olacak. Bunu simülasyonda da göreceğiz. Mesela diyelim ki işte tam şu sırada bunların ivmeleri eşitlendi. Ve bu burada ne bulduk? Onları 5 metre bölü saniye kare ile ivme giderken bulduk değil mi? Güzel. Burası 5 metre bölü saniye kare değeri olsun. Şimdi buna bak. Bunun da tam o anda şu anlar aynı denk gelmiş olsun. İvmesi ne olmuş? Onun da 5 metre bölü saniye kare olmuş. E peki şimdi bu grafiklere bakın. Yani bu cisimlerin hızları eşit mi? Bir ona bakalım. Neden eşit benim için önemli? E şimdi şöyle düşünün. Soldaki blok sağdaki bloktan mesela daha yavaş gidiyorsa. Yani bu Sağa doğru işte birim zamanda şu kadar yol alacak bir hızla gidiyorsa bu birim zamanda şu kadar yol alacak gidiyorsa e, o zaman bu yay uzunluğu sabit kalır mı? Bu daha çok açılmaya devam eder değil mi? Evet eğer böyle bir durum varsa yani sağdakinin hızı şu pozisyonda sağdakinin hızı soldakinden daha büyükse bu yay açılmaya devam edecek. E çünkü bu daha hızlı gidiyor sağdaki soldaki daha yavaş gidiyor değil mi? Mesela soldakinin hızı daha büyük olsaydı o zaman yay kısalmaya başlayacaktı değil mi? Bir bakalım şimdi. İvme zaman grafiklerinin alanlarına bakarsan bana neyi verecektir? E hız değişimini verecektir değil mi? Bunlar zaten sıfırdan başlamıştı. Hız değişimlerine bakalım o zaman bunların. Bakın soldakinin o ana kadar hız değişimi bu işte. Şu alan bana verecek. 8. Sağdakinin. Sağdakinin alanı çok daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Bakın şurası. Burası bunun hız değişimi. Sağdakinin hızı demek ki çok daha büyükmüş. Böyle bir hızla gidiyormuş. Tam o an. Bu daha küçük bir hıza gidiyor. O yay o zaman... Böyle mi kalır? Tabii ki daha çok açılmaya devam eder. Ve ikincisi yani yayın uzunluğu sabit kalmaz. Yani bu pozisyon itibaren açılmaya devam eder. ve ondan sonra tekrar kısalmaya başlar. Bu sistem kütle merkezini gösteriyor. Bakın şu nokta. Bu kütle merkezi etrafında salınım hareketi yapar. Peki acaba yay en fazla ne kadar açılıyor? Şimdi meraklısına bir içerik olduğunu söylemiştim. Bir onun çözümünü yapalım. Eylemsizlik kuvveti yani hayali bir kuvvet kullanarak gözlemciyi kütle merkezine oturtarak bunun çözümünü yapacağım şimdi. Önce şunları bir temizleyelim güzelce. Şu tuhaf çözümü de kaldıralım. Evet. Şimdi gözlemcim kütle merkezinde oturuyor. Bu kütle merkezi gözlemcisi. Şimdi arkadaşlar şuna bakarsanız bu sisteme, bu sisteme etki eden net kuvvet nedir? 10 Newton'dur değil mi? O zaman ben hemen şunu yazabilirim. F net eşittir m çarpı a. Bu sistem için yazıyorum bunu. Peki bu 10 Newton. Kütlem ne kadar? 2 kilogram. İvmem. O zaman ne çıkacak? Peki bu ivme hangisinin ivmesi? Bunun sağdaki ivmesi mi? Bunun ivmesi mi? Hayır. İkisinin de ivmesi değil arkadaşlar. Bu kütle merkezinin ivmesi. Yani Newton hareket yasalarında f eşittir ma yazdığınızda aslında o yazdığınız şey her zaman o kütle merkezinin ivmesiydi. Mesela sağdaki blok için bunu yazdığınızda o sağdaki bloğun kütle merkezi için aslında bunu yazdınız. Ama sağdaki blok sadece öteleme hareketi yapıyorsa kütle merkezinin ivmesiyle her noktasının ivmesi zaten eşit olacaktır. Yine soldaki blok için bunu yazarken ne yapıyorsunuz? Onun kütle merkezinin ivmesi için yazıyorsunuz ama her tarafın ivmesi zaten aynı. Ama bu sistem olarak ele alıyorsam o zaman ne olacak? Arada bir ip de olmadığına göre, bunların ivmeleri eşit olmadığına göre o zaman bu sistemin kütle merkezi ivmesi olacak. Peki o zaman kütle merkezi ivmesi neymiş? 5 metre bölü saniye kareymiş. Bakın harekete başladığım anda bu böyle. Bu, bu değişmiyor. Kütle merkezi sabit ivmeyle ne yapıyormuş? Hızlanıyormuş. Yani x, 3x, 5x diye yollar alacak sistemin kütle merkezi. Dolayısıyla bu gözlemci de artık ivmeli bir gözlemci. O zaman bu gözlemciye göre çözüyorsam ne yapmam lazım? Bir takım numaralar yapmam lazım. O numara nedir? Eylemsi kuvvetini kullanacağım. Sistemin kütle merkezi ne yaptı? 5 metre bölü saniye karelik bir ivmeli harekete bak geçti. Peki soldaki bloğun ivmesi şu anda ne? 0. Peki o zaman soldaki blok kütle merkezinden ne yapar? Gitgide uzaklaşır değil mi? Yani soldaki blok bu tarafa doğru hareket edecek diyelim ki x1 kadar gitti. Peki sağdaki bloğun ivmesi şu anda kaç? Şu anda yay herhangi bir kuvvet uygulamıyor, değil mi? Şu anda buradan F uygulanıyor buna. O zaman bunun şu anda ivmesi 10. Yani bu ilk başta arayı açacak. Bu şimdi kütle merkezindeki gözlemciye göre sağa doğru gidiyor. Bu da x2. Peki ne zamana kadar bu yay açılır? ne zamana kadar? Örneğin şu açıklık, şu soldaki bölüm ne kadar açılır, ne zamana kadar açılır? Soldaki bloğun hızı bu gözlemciye göre sıfır olana kadar gerçekleşir. Değil mi? Yani soldaki bloğun hızı eğer buna göre sola doğruysa ne olur? Burası açılmaya devam eder değil mi? Sağa doğru olsaydı ne olurdu? Burası o zaman kısalmaya başlardı. Yine aynı şekilde. Bu bloğun hızı bu gözlemciye göre sağa doğru olduğu sürece burası açılacak. Peki ne zaman maksimum açılmaya ulaşacak? E hızı sıfır olduğu anda değil mi? Bu gözlemciye göre hızı sıfır olduğu anda bakın. Yok yoksa yere göre bahsetmiyorum bu gözlemciye göre. Peki şimdi şu hayali kuvvetlerimizi de yazalım. Bu kütle merkezindeki gözlemcinin ivmesinin sağa doğru olduğunu biliyorum. O zaman ben sola doğru kuvvetleri ilave edeceğim. Ne yapacağım? Şuna şöyle bir hayali kuvvet. M çarpı A. Yani 1 çarpı 5. O zaman buna bir 5 Newton'lık hayali kuvvet etkileyecek. Peki buna ona da yine aynı şekilde 5 çarpı 1, 5 newtonluk bir kuvvet etkileyecek. Şimdi bu gözlemciye göre mekanik enerjiyi değerlendireceğiz. Örneğin başlangıçta bunun hızı sıfırdı, bunun da hızı sıfırdı. Yani herhangi bir kinetik enerji yoktu. Yayda herhangi bir potansiyel enerji yoktu. Çünkü sıkışmamış ya da açılmamış durumdaydı. E, o zaman sıfır. Peki bu sıfır olan mekanik enerji korunacak mı bu gözlemciye göre? Hayır. Çünkü iş yapılıyor değil mi? Bakın bir buradan 10 Newton'lık bir kuvvet var iş yapan. 5 Newton'lık hayali bir kuvvet var ama bu gözlemciye göre bakıyorsam o zaman onun yaptığı işi de alacağım. Artı bu da iş yapıyor bu gözlemciye göre. Peki şununla başlayalım mesela. Bu 5 Newton pozitif mi iş yapıyor negatif mi iş yapıyor? E bu sola doğru. X1 de sola doğru. Değil mi? Bunun uygulandığı nokta neresi? Burası. O X1 sola doğru X1 kadar gidiyor dedik. O zaman 5 çarpı X1 kadar iş yaptı. Peki gelelim buraya. Şu 5 Newton hatta netine bakalım isterseniz. 5 Newton, 10 Newton ne olur bu? Sağa doğru 5 Newton değil mi? Bakın. O da o zaman bu tarafa doğru. O da yine pozitif. Yani bunu hatta ayrı ayrı yazalım en iyisi. Şu kuvvetin yaptığı iş 10 çarpı x2. Bu kuvvetin yaptığı iş bakın bu sola doğru. x2 sağa doğru. Negatif bir iş. 5 çarpı x2. Peki bu şimdi x1 kadar açıldı. Bu x2 kadar açıldı. Peki ne dedik? x1 kadar açıldığı anda bunun hızı buna göre 0 olmuştu değil mi? E, o zaman bunun kinetik enerjisi nedir son durumda x1 kadar açıldığı zaman? Bu gözlemciye göre yine sıfır. Bunun kinetik enerjisi e, o da sıfır. Bir kinetik enerji yok. E, peki bu yapılan iş neyi değiştirdi? E, yayda depolandı. Yayda potansiyel enerji depolandı. 1 bölü 2. Kx kare. K yerine 5 yazıyorum. 5 Newton bölü metre. Bunu küçük seçmemin ve simülasyonda salınımı görmek içindi. Çünkü yani yay sabiti büyük bir şey seçersem salınımın yenliği de otomatikman küçülüyor. Onun için. 1 bölü 2 kx kare yazıyorum. Peki x nedir? Yani bu yay ne kadar açıldı? E bu bakın bu noktadan şu kütle merkezindeki gözlemciden sola doğru x1 kadar gitti. Bu sağa doğru x2 kadar gitti. E o zaman nedir? x1 artı x2 kadar açılmış demektir bu yay. x1 artı x2'nin karesi. Peki şu ifadeyi toplarsanız buradan da 5 geliyor gördüğünüz gibi. O zaman 5 x1 artı x2 eşittir. 1 bölü 2 5 x1 artı x2'nin karesi. Bu sadeleşmeleri yapabiliriz şu kareyle. Şu 5'i götürebiliriz. x1 artı x2'nin böylece 2 metre olduğunu görebiliriz. Evet bunu 2 metre bulduk. Bir önceki çözümde kaç bulmuştuk? 1 metre bulmuştuk. E, sürpriz değil çünkü yanlış bir çözüm zaten o. Evet gelelim simülasyona. Tam olarak biraz önce ele aldığımız sistem, çözümünü yaptığım sistem burada karşımızda. Şimdi birer kilogramlık bloklar var. 10 Newton'lık bir dış kuvvet etki edecek. Yay 5 Newton bölü metrelik bir yay sabitine sahip. Bakın şu nokta bizim kütle merkezimizi gösterecek. Burası da zemin. Şimdi başlangıçta gözlemcimiz yerde. Ona göre göreceğiz hareketi. Bu sol cismin inme zaman grafiği, sağ cismin inme zaman grafiği, yayın uzunluğu. Buradan yayın maksimum uzunluğunu rahat bir şekilde görebileceğiz. Şimdi başlatıp izleyelim bir. Evet. Şimdi salınım hareketi gerçekleşti. Bu salınım hareketini kütle merkezi gözlemcisine geçince daha rahat göreceğiz. Şimdi grafiklere bakalım. Bakın soldaki cismin ivmesi ne yapmış şimdi? Hatta bunu kare kare izleyelim. Şöyle yapalım. Başlangıçtan bakın kare kare ilerletiyorum şimdi ben bunu. Bakın görüyorsunuz hareket. Heh. Tam burada bakın soldaki cismin ivmesi ne olmuş? 5 olmuş. Sağdaki cismin ivmesi de 5 olmuş. Ama şu anda bunların hızları eşit değil. Şunun altında kalan alana bakarsanız küçük bir alan ama bunun altında kalan alana bakarsanız büyük bir alan. Yani sağdakinin hızı soldakinden daha fazla değişmiş ve daha hızlı. Onun için de ne yapacak? Yay açılmaya devam edecek. Bakın, yay açılmaya devam ediyor görüyorsunuz. Şimdi sağdakinin ivmesi ne oldu şimdi? Bakın sağdakinin ivmesi sıfır oldu tam şu anda. Ve soldakinin ivmesi de maksimum değerine çıkmış durumda. Şu anda yay maksimum açılıma sahip. Yayın uzunluğu 4 metreydi. Şimdi yayın uzunluğu 6 metre oldu. Yani 2 metre açıldı. Bizim biraz önce baktığımız ivmelerin eşit olduğu anda yay açılımı ne kadardı henüz? O henüz 1 metreydi. 4 metreden yayın uzunluğu 5 metreye çıkmıştı. Şimdi soldaki cismin ivmesi 10. Sağdaki cismin ivmesi ise 0 oldu. Yani şu anda sağa doğru bu F kuvveti 10 Newton. Ha yay da demek ki şu anda 10 Newton kuvvet uyguluyor sağdaki cisme. İşte yayın maksimum açıldığı an tam olarak bu an. Yani yarım periyot geçmiş Bakın. Buradan devam ettirirsem görüyorsunuz. Hareket kendini tekrarlıyor. Şimdi salınımı daha iyi görmek için kütle merkezindeki gözlemciyi ele alalım. Bakın, gözlemcimi kütle merkezin üzerine koyuyorum. Şimdi gözlemci kendisini durgun olarak görecek değil mi? Başlangıçta sol taraftaki cismi kendisinden uzaklaşırken görecek. Sağ taraftaki cismi kendisinden uzaklaşırken görecek. Yayın maksimum açılma anında sol taraftakinin ve sağ taraftakinin buradaki gözlemciye göre hızları sıfır olacak. Biz de zaten enerji denklemimizi ne yapmıştık? Oradan yazmıştık. hayali kuvvetlere devreye soktuk. Bakalım şimdi. İşte görüyoruz. Yani maksimum açıldığı anda bu, bunun açılımına, bunun ilerleme miktarına x1 dedik bu gözlemciye göre. Bunun ilerleme miktarına da ne dedik? x2 dedik. x1 artı x2 yayın maksimum açılımı olmuş oldu. Bir de gözlemciyi sol cismin üzerine koyalım. Bir resetleyelim şunu. Evet sol gözlemci üzerinden de hareket bu. Yine periyodu aynı hareketin tabii. 2 saniye periyotlu bir hareket. Evet bu içerik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.